Şehirde Ramazan programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz hem iftar hem sahur yemekleri. Biliyorsunuz vatandaşlarımız zaman zaman sahura kalkmıyorlar veya niyet etmeden yatıyorlar. Veya yemeklerde çok ağır yağlılar ve tatları tercih ediyorlar. Bu da maalesef vücut dengemizi bozuyor. Peki hem iftarda hem sahurda nasıl beslenmeliyiz? İftarı ve sahuru nasıl yapmalıyız? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Şehirde Ramazan programı başlıyor. Efendim, Şehirde Ramazan programıyla sizlere sorularımız olacak. Özellikle sahurda ne yersiniz, iftarda neyi tercih edersiniz? Bunu soruyoruz. İftarla başlayalım. En çok hangi yemekleri tercih edersiniz? İftarda ilk önce çorba yiyoruz. Ondan sonra sebze yemeği yiyoruz. Çok fazla yememeye gayret ediyoruz. Benim yediğimden de belli. Böyle çok kilo almıyorum. Dikkat ediyoruz. Başka da fazla yememeye çalışıyoruz. Çok fazla yemek yediğiniz zaman vücudan rahat bir ağırlık oluyor mu vücudunuzda? Tabii ağırlık da oluyor. Çok aşırı yiyince baş ağrısı da yapıyor. Hareketlerimiz zor oluyor. Hareketlerimiz ağırlaşıyor. Onun için dikkat ediyoruz. Peki sahura kalkıyor musunuz ya da sahuru bekliyor musunuz yani uyumadan? Yok, sahura yatıyoruz. Tekrar geri kalkıyoruz. Orada da yine çok yemeden... Yani yoğunlukla su içip biraz bir şey atıştırıp kahvaltılık gibi hafif yiyip öyle yatıyoruz. Peygamber Efendimiz bunu özellikle tavsiye etmiştir. Çok da vücut için de faydalıdır. Bir de efendim biliyorsunuz hurma çok önemli. Hurmanın da birçok özelliği var. Siz iftarınızı hurmayla mı açarsınız? Yani zaman zaman hurma, zaman zaman suyla açıyoruz. Tabii Peygamberimiz hurmayla açıyordu. Onunla da açıyoruz. Peki yenge hanım galiba... Yemekleri tabii haliyle siz yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yağlı yemekleri mi yaparsınız, etli yemekleri mi yaparsınız? Yani genelde nasıl bir yemek kültürünüz vardır evde? Bizim hem sebze hem et ağırlıklı besleniriz. Her ikisi de olur yani. Sebze de olur, mutlaka et de olur. Mesela bu akşam var mı aklınızda bir menü? Var. Ne yapacaksınız? Yayla çorbası, köfte patates, mantarlı makarna. Vallahi biraz şimdi acıkmaya başladık hanımefendi deyince. Evet değerli izleyiciler, tabii gerçekten iftar ve sahur çok önemli. Yani ama bazı insanlarımız sahurda biraz fazla kaçırıyor. Bu böyle olunca da maalesef ertesi gün daha çok acıktırıyor size, onu söyleyeyim. Çok yediğiniz zaman. Aynı zamanda rahat uyuyamazsınız. O yüzden mümkün mertebe az yemek lazım. Bunda usulü belli hanımefendi, herhalde daha iyi bilirsiniz. Hafif yemek. Hafiften bir şeyler yemek atıştırmak en güzeli. Doğru mu efendim? Kesinlikle doğru. Çok teşekkürler efendim. Çok biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Efendim Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Evet. İftarda en çok hangi tür yemekleri tercih edersiniz? Vallahi hafif yemekler yiyorum abi. Hafif yiyorum. Mesela? Zeytinyağlı. Evet. Salata. Ağır yemiyoruz yani. Hep hafif. Çok mu yiyorsunuz, az mı yiyorsunuz? Az yiyorum. Neden az yiyorsunuz? Yani sık yiyorum, az yiyorum. Yani bir çorba içiyorum. Çorbadan sonra bir dinleniyorum bir 10 dakika. 10 dakikadan sonra öbür yemeğe geçiyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Çünkü birden yüklendiğin an ne oluyor? Rahatsız olursun. Tabii mutlaka rahatsız eder. Bir de sahura kalkmayanlar da var. Siz sahura kalkar mısınız mesela? Sahura da kalkarım. Evet. Yine az yerim. Atıyorum bir tane yumurtam vardır. Hafif bir dilim peynirim vardır. 2-3 evet. tane zeytinim vardır. Domates şudur budur falan. Tamam yani hafif. Bir bardak çay. Ardına 3-4 su bardağı su, tamam. Yani bazı vatandaşlarımız acıkmayayım diye bayağı bir bastırıyor mideyi. O iyi değil o. Evet. O iyi değil efendim. Ya çok acıktırmaz mı? Acıktırır, bir de hayır, vücuda rahatsızlık verir. Mesela çok yediğiniz zaman akşamlar yani sabaha doğru namazdan sonra hiç yatamazsınız yani. Ben de mesela bazen olur. Hayır efendim, rahatsız olursunuz yani. Şimdi farz edin yani niyetli de değilsiniz. Yani fazla yediğiniz an ne olur? Rahatsızlık verir yani. Onun için az yiyeceksin, sık yiyeceksin yani. Doktorların verdiği şey zaten o. Yani diyor ki sık yiyin, az yiyin. Ve onu yaptığınız sürece kilo da verirsiniz. Kesinlikle öyle. Peygamber Efendimiz de bunu sıklıkla uygulardı. Yani mideyi üçe bölerdi. Aynen öyle, aynen öyle. O zaman şöyle diyebiliriz, bakın değerli izleyiciler, elbette ki çok mübarek aylardayız. Herkes iftarını yapıyor, sahurunu yapıyor. Ama lütfen her şeyde olduğu gibi bunu da abartmamak lazım. Yani aynen. Yemeği de az yiyelim, doyacağımız kadar. Çünkü aynen. Bu sizi rahatsız eder. Mesela ben Antalya'da İmam Hatip'te okurken, Antalya sıcağı çok felakettir, çok susardık hocam. Yani doğrudur efendim. İnanın eve gidene kadar 5-10 litrelik herhalde bir içecek şey yapardık yani. Rezervi yapardık, eve giderdik ama... Hocam sizden bir ricam evet. daha var. Yani mümkünse vatandaşlarımız suyu daha çok tüketsinler. Kesinlikle su daha... Yani su çok önemli. Evet. Vücudun yani ortalama yani
iftarda atıyorum. Yani yemeği yiyorsunuz ama bir 4-5 bardakta ardından hemen su. Su çok önemli. Çünkü ve sağlıklı. Yani vücudundaki nasıl diyelim mikrop ne varsa onları da aynı zamanda atmış oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani bakın dedi ki işte bağırsaklar vesaire şunlar bunlar organlar yani. Kesinlikle. Bak benim yaşım önünden 56 yaşındayım. Yani görüyorsunuz yani normal ve dinçim halen. Yani bir güne kadar bir doktor şeyi görmedim. Doktora gittim. Dedim maşallahınız var dedi. Üç şeyden de uzak kal. Tuz, şeker, un. Bu da basit formül. Tabii. Yani hamur fazla yemeyeceksin. Yemeği ye. Yemek yiyeceksin. Salatalık, yani salata türü, zeytinyağlı, balık. Zaten şimdi mesela şu var. Mesela iftarda tıka basa yediniz. Hı. İçeceği bastınız, yemeği bastınız, yağlı yemek yediniz. Evet. Ağır tatlıları yediniz. Şudur budur vesaire. Zaten bittin. Uyuyamazsınız. Ya bittin. Orada da bir şey yemezsin. Kıvrılırsın. Ondan sonra düşersin. O zaman kıvrılmamanın formülü belli. Evet. Az az yiyin. Evet. Yani çok fazla karnınızı yani doldurmayın. Bu çok zararlı. Hocamız gayet doğru söylüyor. Yani sık yiyelim, az yiyelim. Mümkünse hamurlardan da uzak kalalım. Hamur götürür, şeker, tuz. Yani hocamızı dinleyelim. Şimdi az önce de teşekkür ederim. Evet. Az önce de yarıda kaldı. Bakın İmam Hatip'ten çıkardık. Evet. O kadar çok susardık ki Antalya sıcağında. Alırdık 5-10 litre neyse. İçecek farklı. Peygamber İnanın, Efendimiz... içmeye fırsat bulamazdık yani. Çünkü efendim, hemen doyuyorsunuz. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Peygamber Efendimiz örneğin bir sirkeyle şeyini açarmış yani ya. Tek hurmayla açtığı bile olmuştur. Yani hurmayla. Evet. Yani anlıyor musun? Yani bir şey yok. Yani veya tatlın yok. Ekmeği bandırmış tatlıya atıyorum yermiş yani bir o hafiflik yani. Kesinlikle. Şimdi bize ne var? Baklava getir 1 kilo 2 kilo götür. Evet. Ya gerek yok bir parça yeter yani. Tadımlık aslında. Tadımlık ya. Yani kaçmıyor gözümüz doymuyor. Evet maalesef. Peki bu akşam yenge hanıma sordunuz mu bugün neler var? Yok bizim menü belli. Öyle mi? Ne? Tabii biz günlük yaparız. Evet. Yani günlük ve 2 günlük. Yağlı şeylerden uzak kalıyoruz zeytinyağlı. Zeytinyağlı tercih edersiniz. Ben İzmir'de kaldım 20 sene. Ben oradan enginlardır, işte vesairesi, havucudur, bezelyesidir. Yani hep yeşillik. Evet. Yeşillik türü, mantarıdır. En sağlıklısı aslında bunlar. Ya bunlar yani. Fazla ağır şeylere, yağlı şeylere kaçmayacağım. Yani yağlı da olsa hafif olacak, hafif. Kesinlikle efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden yani afiyet olsun. Allah kabul etsin. Kalmanız için lütfen az yiyelim. Kendinize de iyi bakın, sigarayı da içmeyin. Sigara içmeyin. Mesaj bu. Efendim, sigara bak. Zararlı içme abi. Aynen içmeyin. Teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Sağ olun Allah razı olsun. Efendim hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkürler size de efendim. Tabii Ramazan deyince iftarlar ve sahurlar çok özel bir yeri vardır. Siz iftarlar özellikle mesela en çok ne tür yemekleri tercih edersiniz? Ev yemekleri yapıyoruz. Tabii biraz da değişik. Yani paraya göre çorba her zaman, yani sulu yemekler, sarma, ala ne tatlılar yaparız. Tabii tatlı çok önemli. Herkes tatlıları mutlaka böyle deyince bile insanın ağzı sulanıyor. Hangi tatları tercih edersiniz? Ya biz biraz yaşlıyız yani çok tatlı yemiyoruz ama bir iki baklava olur. En çok o seviyoruz. Tabii biraz, ev biraz ağır gelmiyor mesela ağır değil mi? Bak. Ağır ama seviyoruz. O seviyoruz. Evet. Peki efendim bir de sahurda biliyorsunuz kimi insanlar sahura kalkmıyorlar. Direkt niyetlenip yatıyorlar. Sizce doğru mu bu? Ben bir şey demiyorum ama biz sahura kalkıyoruz. Yani. Çünkü senelerce öyle o davul sesi gelince yani. O güzel zaten. Kesinlikle öyle. Peki efendim bugün ne var menüde? Bugün şimdi alışveriş yapacağım. Bugün patates, şimdi biraz tavuk pişireceğim. Biraz ögelin çorba. Bakarız. O zaman şimdiden afiyet olsun efendim. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Size de efendim. Efendim Şehit-i Ramazan programı çerçevesinde vatandaşlara soruyoruz. İftarda neler yersiniz diye. Neleri tercih edersiniz? Siz soralım. Siz en çok neyi seversiniz iftarda? Yani spor yapan bir insan olarak sahurda da yulaf tarzı. Hani fazla yağlanmamak. Ramazan çok geç saatte iftar olduğu için yattıktan sonra bayağı bir yağlanma oluyor vücutta. Ve hafif şeyler. Çorba, protein ağırlıklı beslenip. Tabii siz sahur için söylüyorsunuz.
Sahur için söylüyorum. İftarda ne mesela tatlılar var mı? Tabii şimdi tatlıların kendimizi alamıyoruz tatlılardan. Sonuçta gün boyu aç kalıyorsunuz ama evet. Orada da daha çok yine böyle sulu yemekler tarzında fazla yağlıya kaçmadan sağlığımıza dikkat ederek beslenmeyi öneriyorum. Peki, keza biz öyle yapıyoruz yani. Peki sizce çok fazla ağır ve yağlı yemekler yemek doğru mudur yani iftarda özellikle? Tabii ki yanlış yani hem sağlığımız açısından hem de yağlandığımız için kesinlikle yanlış. Maalesef bazı insanlar biraz aşırı yükleniyor bedenine. Bu da hem iftarda hem sahurda olunca uykusuzluk problemi başlıyor, midede yanmalar söz konusu. Yani tamamen sağlıksız. Bu açıdan baktığınız zaman vatandaşlarımıza neyi tavsiye edersiniz? Nasıl beslensinler? Neler söylemek istersiniz? Ya kesinlikle ölçülü yemelerini öneririm öncelikle. Çünkü akşama kadar aç kalıp da önümüze aldığımız zaman tatları duramıyoruz ve bu ileride çok hele ki bu pandemi sürecinde sağlığımıza dikkat etmemiz gereken süreçte daha kötü sonuçlarla bize geri dönüş oluyor. O yüzden biraz daha az ölçülerle minimal giderek yemelerini tavsiye ediyorum yani. Peki bu arada evli misiniz? Evliyim. Hanıma sordunuz mu bugün ne var menüde? Yok sormadım çünkü ben hani olabildiğince sağlıklı beslendiğim için hani protein tarzı, o yüzden öyle yemek falan pek yaptırmıyorum evde. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Efendim hayırlı Ramazanlar öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Tabii Ramazan ayındayız. İftarlar ve sahurlar çok önemli ama bazen yemeği ya fazla kaçırıyoruz ya da tatlarda biraz ağırlık veriyoruz, aynen, yağlı yiyoruz. Siz nelere dikkat edersiniz? Daha çok neleri tercih edersiniz? Şimdi ben yarım tabak çorba içerim. Evet. Yarım tabakta yemeğim varsa içerim, kenara çekilirim. Aslında en güzeli bu. Ama bunları dediğin gibi her şeyi çok yersen şekerin fırlar, artık bayılmaya girersin. Bu çok zararlı şey, bunu hiç kimse yapmasın. Hatta bir çorba içip kenara kaçsın. Bir saat sonra yesin. Çünkü mide boş, Allah korusun her şey olabilir. Aslında bir de özellikle bunu ifade edelim. Bakın değerli izleyiciler, beyefendi çok güzel ifade etti. Özellikle belli bir yaştan yani 50-60'ın üzerindeyse İsterse 40 olsun. O da var gerçi tabii. Bir çorbayla önce biraz mideyi yumuşatın. Tabii, bekleyin. Bir çayınız için. Aynen, tekrar aynen. Devam edin. Aynen. Ha bir diğeri de efendim tatlılar. Çok canımız çok çekiyor herhalde biraz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Tatlıyı da dersen yarım kase ye sütlaç ya da güllaç yiyeceksin. Başka şey görme. O hamurlu var ya, baklava filan, onları hiç tanıma. Bunları ye. Azıcık ama şekerin düşüyor ya, oruç tutun akşama kadar. Bunu yersen bunu yine kenara çekil. Hiçbir şey olmaz. Bak 20 yaşındaki çocukta da şeker hastalığı var. 10 yaşında da var. Bir de şeker hastası olup da bilmeyen var. Sonra diyor ki ay ben fena oldum, bayıldım, kusmalara kadar gidiyor. Allah korusun, bunlara herkes çok dikkat etsin. Bir de sahur var efendim, biliyorsunuz. Sahura kalkmayanlar da oluyor. Siz dikkat ediyor musunuz? En dikkat edici sahur. Sahurda çok hafif yiyeceksin. Kahvaltı yiyeceksin, az yiyeceksin, hemen yatacaksın. Öyle çok yemek yiyeyim, pilav yiyeyim, fasulye yiyeyim, onu yiyeyim, ondan sonra yat. Ne olacak abi? Akşama kadar midenden kıvranırsın. Oraya da dikkat edeceksin. Sahur da çok önemli. Ve iftar olsun, sahur olsun, bol bol su içecek herkes. Kesinlikle o. Bakın şu önemli bol mesela. Bol su içecek. Hiç başka... Acıkırım diye biraz fazla abanıyor. Özellikle sahurda. Bol su içecek abi. Tanımayacak başka hiç kimse. Suyu tanıyacak. Kesinlikle. Tamam. Bu da önemli. Gerçekten öyle. Bunu bizzat ben de defaatle denedim. Az yediğiniz zaman inanın daha az acıkıyorsunuz. Ve midenizi biraz da suyla, sıvıyla doldurduğunuz zaman rahat uyku da çekebilirsiniz. Ama yok ben sabah uyandığımda öğlen acıkırım derseniz. Yok. Allah ne verse yerseniz, bak, eyvah. Yerseniz eyvah. Çok acıkırsınız. Bunu öğrensin herkes. Az yerse acıkmaz. Neden dersen, çok yerse insanlar midesi büyür. Evet. Gündüz ne yapar mide büyüyünce? Hep acıkma hissi gelir. Mide küçük olunca acıkma hissi gelir mi? Gelmez. Yani biz aslında biraz fesatlık yapıyoruz galiba bile. İşte yanlış. Peygamber Efendimiz de bunu kabul etmiyor. Ne diyor? Az ye, kenara çekil diyor. Yeme fazla şey diyor. Hatta içe böyle değil mi efendim? Hava, yemek ve su diyor. Tabii. Doyacağın kadar ye. Doyduktan sonra ay dur bir daha yiyeyim, bir daha yiyeyim dersen Allah korusun her hastalığa yakalanırsın. Bunu herkes dikkat etsin. Hayırlı Ramazanlar herkese. Teşekkürler, hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Efendim iftara az kaldı. Akşam yemekte ne var? Doğrudur. Valla ben engelliyim. ameliyat geçirdim, düştüm. 2020 Kasım ayında yeni ameliyat oldum. Valla belediye getiriyor. Belediye ne getirirse ben onu yiyorum. Yani yapamıyorum. Evet. Evde de yalnız kalıyorum.
Belediye getiriyor. Belediye ne getirirse onu yiyorum. Vallahi. Allah şükür imkanlarımız var gene. Belediyeler sahip çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları değil mi? Sahip çıkıyor. Ne güzel. Allah razı olsun. Vallahi çok. Yani bu dar zamanımda yardım ettiler ya. Allah razı olsun yani. Zaten hastane telefonu açtı belediyeye. Böyle böyle hani alın yani götürün. Nasıl gidecek? Hem çocuk felci var bende. Hem de düştüğüm sol ayağımda platin var. Sağ ayağım daha ağır. Sol ayağımda da platin var. Allah şifa versin. Vallahi da iki tarafta da felç vardı. İşte güçsüzlükten dolayı düştüm. Yani böyle. Allah beterinden saklasın. Peki efendim iftarda en çok neye dikkat edersiniz? Çok fazla yemeğe bastırır mısınız? Yani yoksa ağır ağır mı yersiniz? Çünkü şekeri olan var, rahatsızlık duyan var çok fazla yiyince. Yok yok ben az yiyorum. Az diyorum. Fazla götürmemeye çalışıyorum. Çünkü fazla ya zaten kaçta iftar açıyoruz? Saat 8'de falan iftar açıyoruz. 8'e 5 varken falan. Zaten kaçta kalkıyor? Ben 2'de falan kalkıyorum. Aslında en güzeli tabii 2-2.5 gibi uygun. Yani 4'e kadar devam ediyor. 4.30'a kadar. Biraz daha şimdi zaman daraldı gerçi ama. Kahvaltı yapıyorum sahurda. Kahvaltı. Siz sahurda çok yersek rahat uyuyamayız. Siz neye dikkat ediyorsunuz sahurda? Sahurda ben genelde kahvaltı yapıyorum. Zeytin, peynir, tereyağı, ekmek. Yani onu da belediye veriyor zaten. Ne getirirse onu ama kahvaltı. Kahvaltı. Yani, şeyler diyorsunuz yani. Önceden de kahvaltı yapıyordum. Yumurta, zeytin, peynir, yağ. Böyle yani zaten ağır şeyler yemeyin diyor doktorlar ya. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle. Sahur önemli. Sahurda kesinlikle yemeyin diyor. Yani kahvaltı. Mesela yani. Sucuklu yumurta yiyenler var sahurda. Evet. O mesela mideyi mahveder ama çoğu insan bunu bilmiyor. Evet. Acıkırım diye bastırıyor mideyi. Evet yanlış. Evet. Yok ben kahvaltı yapıyorum sadece. Yumurta falan aldırdım öyle. Yumurta şey diyorum yani. Önceden şurayı bile pinemiyordum. Şimdi artık şey etmeye başladım. Öyle yani mi? Mutfağa hiç gidemedim ki. Evet. Öyle suda bazen öyle şey tip koyabilip öyle kaynatabiliyorsam. Ama kahvaltı peynir, zeytin belediye ne getirsem ondan önce de öyle yapıyordum ben. Çok yani. İsminiz efendim? Adım Sezer, Sezer Özdemir. Efendim değerli seyirciler bakın Sezer Özdemir hanımefendiyle beraberdik. Şimdi biraz sohbet ettik haliyle iftar konumuz. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz? Aslında konunun özeti belli. Ağır yememeliyiz, çok fazla yüklenmemeliyiz. Onun dışında mesela ben de tecrübe ettim. Mesela geçtiğimiz günlerde biraz sucukta biraz abarttık sahurda özellikle. Ama inanın ertesi gün mide alaboraya resmen yani. Hem rahatsız etti hem de akşama kadar açlığı maalesef hissediyorsunuz. O yüzden sahurda mümkün mertebe çok fazla yemeyin. En azından doğru. Sezer annemiz de bunu özellikle söylüyor. Doğru. Az az yiyin. Biraz da hafif yiyin yani Allah muhafaza şekeriniz olabilir. Kendiniz haberi de olmayabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Efendim sormaya devam ediyoruz tabii ki. İstanbul Eminönü'ndeyiz. İftara da tabii saatler var hala. Beyefendiye sormak istedik. Efendim öncelikle hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ ol size de sağ ol. Konumuz iftarda neler yersiniz? Ağır yemekleri mi tercih edersiniz? Yağlı yemekleri mi? Tatlarda neyi tercih edersiniz? Neler söylersiniz efendim? Vallahi ben hafif yemekleri severim. Yani doğulu olduğuma göre Erzurumluyum. Et çok seversiniz aslında. Evet. Et yerim. Başka yani öyle ot gibi şu yemekleri tercih etmem. Tatlı yemiyorum çünkü şekerim var. Evet. Çok az tatlı böyle. Başka yöresel yemeklerimizi daha çok tercih ederim ben. Mesela en çok neyi seversiniz? Sizin yörede neler var? Bizim yörede... Neler yok diyeceksin şimdi? Var. Yok. O kadar kültürü fazla değil de yemek kültürü. Bir meşhur olan bir cağ kebabımız var biliyorsun. Evet, biliyor musun? Evet. Başka da bir de tatlısı var tulumba tatlısı diye. Meşhur olan onlar. Çesme çorbası var. Çesme çorbası. Ayranlı. Evet. Çok güzeldir. Ramazan'da tercih edilir iftara. Sahura değil iftara. Böyle yemekler işte. Peki sahura kalkıyor musunuz? Mesela bazı insanlar kalkmıyorlar. Kalkıyoruz. Modern olduk. Kalkıyoruz ama kahvaltı yapıyoruz. Yani Anadolu'daki çocukluğumuzdaki gibi böyle orada ağır daha çok tutsun diye midemize öyle hamur işi yedi. Şimdi burada hamur işi yok. Sade kahvaltı. Daha hafif, daha güzel değil evet, mi? Evet, evet. Öyle yapıyoruz yani. Buraya göre uyduk yani. Anladın mı? Evet. Peki son olarak bugün yenge hanım ne hazırlıyor? Var mı bilginizde? Menüde ne var? Vallahi ben kahve almaya geldim.
hurma aldım. Vardır bir şeyler bilmiyorum ama ya yalan mı? Siz kahveye artık biraz odaklanmışsınız. Tabii ki çok güzel değerli izleyiciler. Kahve. Hurmayla Allah izin verirse iftarını açacak. Yemekten sonra da Allah izin verirse bir kahve keyfi yapacak amcamız. Allah aynen, şimdiden kabul aynen. etsin diyelim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Sağ ol. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ ol. Tabii iftara saatler kaldı. Siz alışverişe çıktınız galiba. Yok, arkadaşı bekliyorum. Alışveriş de yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Ne evet. güzel. Peki ne tür yemekler tercih ediyorsunuz iftarda ve sahurda? Sahurda kahvaltı. İftarda yemek türü yani. Yağlı yağsız biraz. Yani dikkat ediyoruz. Az yiyoruz yani. Yağsız olsun. Hamur işleri yok. Sıfır. Öyle. Normal. Hamur işi yoksa tatlı yok diyorsunuz. Tatlı da yok. Zaten var mı? Var. Bende var. Var. Çocuklar da yemiyor kilo bakımından. Dikkat ediyorlar. Evet. Tatlı da yok bizde, yok. Peki sahura kalkıyor Orman musunuz yok. yoksa direkt niyetlere mi yatıyorsunuz sahura? Yok, sahura eşim kalkıyor, namazını falan kılıyor yani kalkıyor, namazını kılıyor. Peygamberimizin bizzat tavsiye ettiğidir yani mutlaka evet. kalkılması lazım. Hayır. Kalkıyorum, 3:20 geçe kalkıyorum, onlar hazırlık yapıyorum, yiyorlar, ezan okuyor, sonra yatıyoruz. Bazı insanlar çok acıkırım diye bastırıyorlar sahurda ne varsa ne bulsa yiyorlar. Doğru bir yok, şey mi? Yok valla kahvaltı türü yiyorlar benim çocuklar, eşim. Zeytin, peynir, yumurta. Zeytin, peynir, yumurta, peynir çeşitleri, çay, hurma çıkartıyorum iftarda, sahurda hurmayı alıyorum. Onları bari şey yapsınlar. Tatlı türü istemiyorlar, kilo alıyorlar biraz. Evet. Kendileri dikkat ediyorlar. Hem de turşu hastaları var mesela, sadece tatlı değil. Turşuyu çok seviyor ama sahurda turşuyla açıyor mesela. Ya yemezler sahurda, nerede yanarlar, bütün gün oruçlular yani, tuzlu adamı yakar yani. Öyle. Bugün efendim menüde ne var Allah izin verirse iftarda? Yapacağım nohut, bulgur pilavı daha hafif, salata, ayran, onlar yani. Tanrı olsun, Allah bereketli kılsın. Amin, Allah herkese Rabbim versin amin. Cümlemize. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, hayırlı sağ olun. Akşamlar, sağ olun. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar öncelikle. Hayırlı Ramazanlar abla. İftara saatler kaldı, bu akşam ne var efendim menüde? Allah ne verdiyse onu inşallah. Evet bakın değerli izleyiciler, işte cevap bu aslında. Allah ne verdiyse o. İşte mutmain olacağız. Yani şunu olsun bu olsun, tatlılar, ekşiler, limonlar, içecekler. Tabii olan da var, olmayan da var. Yani ben bunu söylesem bu var diye alan var, alamayan var. Tabii. En güzel Allah'ın verdiği rızık neyse o zaten soframız dolup taşıyor. Çok şükür elhamdülillah diyelim. O kadar. Hayırlı iftarlar. Tabii Allah herkesin sofrasını bereketli kılsın. Amin. Bol kazançlar versin, tükenmez Salih İbrahim bereketli versin, kimseye darlık çektirmesin Rabbim, içinde bize de. Peki efendim bazı insanlar çok yağlı yemek yapıyor ve yani çok fazla iftarda ve sahurda bastırıyor yemeği. Sizce bu zararlı mı? Zararlı tabii ki, her şeyin ortası çok güzel yani. Çok yağlı da olmasın, çok şey, her şeyin ortası çok güzeldir bence. Mesela kimisi diyor ki ben önce bir çorbamı içerim, biraz dinlenirim, ondan sonra ufak ufak yemeğimi yerim, birden bastırmam diyor. Sahur için biraz daha farklı, hafif şeyler yerim diyor. Vallahi sahurda kahvaltı en güzeli, kahvaltı türü yani. Maksat sahur yapmak zaten. Yani önemli olan o, bir suda içip yatsan önemli olan ona kalkıp o niyeti Allah'ın rızkında şey yapmak yani. Kesinlikle öyle. Bakın değerli izleyiciler, gerçekten Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Allah hiç kimseye sofrada eksiklik vermesin. Allah herkese rızıklarından bol bol versin efendim. Tabii biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Öncelikle Ramazan şerefiniz tekrar tebrik ediyorum. İftarlarınızı Allah kabul eylesin. Oruçlarınızı, namazlarınızı Allah kabul eylesin. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.